silerken kaydetmişler aynı zamanda. Biz de bunu bugün haberleştirdik. Şimdi şeyi de sormak istiyorum size. Saldırılar daha da artıyor dediniz. Ama yurttaşlar da korkmuyor dediniz aynı zamanda bu müdahalelere karşı. Peki bu HDP bu saldırıları nasıl kıracak? Yani şunu demek istiyorum böyle açık açık. Yani meydanlara çıkıp evet sokaklar meydanlara çıkıldığında polis müdahale edecek. Gözaltılar şiddet oluyor. İşin bir de siyasi kanadı var. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP üzerinden kurduğu bir politika var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP üzerinden kurduğu bir politika var. Keza AKP'lilerin, MHP'lerin HDP üzerinden kurduğu bir politikalar söz konusu. Bunlara karşı topyekün HDP ne yapmalı? Ne yapacak? Birincisi ne sokağa boşaltacağız, hı hı, ne de geri duracağız. Zaten onların istediği bir boyutuyla bu. Bunu savunanlar var. Yani iktidarın provokasyonuna gelmeyin, hakkınızı aramayın diyenler var. Ama şöyle bir gerçeği görmek gerekiyor. Sokak kendisi boşaltmıyor. Hı hı. Bu yeni bir durum da değil. Yani ben İstanbul'da neredeyse her yere koşturmaya çalışanlardan biriyim. Bir vekil olarak ve bir arkadaş sordu ya nasıl yani dedi. Dedim ki o kadar çok hareketlilik var ki şehirde. Mecburen siz de hareketleniyorsunuz. Sokak susmuyor. Sokağın susmadı. İnsanların hak mücadelesini üste çıkardı. Ve aslında hak kayıplarının doruk yaptığı bir yerde hakların savunucusu olan, özgürlüklerin ve demokrasinin savunucusu olan, emeğin savunucusu olan bir partinin kendini geri çekme şansı zaten yok. HDP de bunu yapıyor.